Efsane kapı. Bu hafta kütüphanede harika bir kitap buldum. Deniz serüvenleri. Tam kitabı bitiriyordum ki bir anda ortaya çıkan girdap son sayfayı alıp gitti. Ay. Şimdi daha büyük bir derdimiz var. Bu girdap etrafında ne varsa içine çekiyor. Biba! Gitmem lazım. Girdaptan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Biba, sonunda girdabın nasıl oluştuğunu buldun. Nasılmış? Bosfori kameralarını son anda kurtardım girdaptan. İzle de kendi gözlerinle gör. Çiğdem bak, yerde bir şey var. Dokunmayıverin diyor. Dokunuverelim gari. Uzak dur. Düğmeye dokunmayın. Tehlike. Tehlike. Gevrek bak. Düğme değiyor emme. Düğme yok ki. Buluverelim gari. Düğmeye dokunmayın. Düğme. Buluverdik gari. Düğmeye dokunma. Bak çok pişman olursun. Dokunma. O zaman dokunuverelim gari. Bu harika. Bu sular emme de harika. Her gün üstünde yüzdüğümüz Bosfori'de neler varmış meğer? Buraya gelmeden önce bir araştırma yaptım. Bu girdap 150 yıl önce yine görünmüş. Belli ki çok uzun zamandan beri oradaymış. Ama eski balıklar bir çaresini bulup onu kapatmışlar. O halde biz de bir çaresini bulabiliriz. Öyle değil mi? Bence Alessa'ya sormalıyız. O kesin bir şeyler biliyordur. Hadi gidelim. Hadi. Verirdim ortasına iki kıta arasında yüzü verirdim ara sıra macerayı buldum mu hoplayı verirdim ortasında. Hadi gari yetişin gari geli geli verin yanıma daha da yüzerdim emme kaybolu verdim sularda. Hadi gari yetişin gari geli geli verin yanıma daha da yüzerdim emme kaybolu verdim. Kimin aklına gelir ki iki küçük balığın bu kapıyı bulacağı? Kapıyı yeniden kapatmak çok zor. Denemek zorundayız Alessa. Yoksa girdap güzelim Bosfori sularını yutacak. Pekala. Ben de size yardım edeceğim. Börülce tutacağı, yosun kapağı, büyük deniz kabuğu. Öncelikle bunlarla girdabı kontrol altına alacağız. Bu börülce tutacağı evet, mı? Bu aletler 500 yıl önce deniz kızı teknolojisiyle yapıldı. Biz girdabı kontrol altına alırken içimizden birinin deniz kızı özel tesisine gitmesi gerekiyor. Ben giderim. Baştan uyarayım. Deniz kızı tesisleri çok sessizdir. İşte bu çok iyi. Sessiz yerleri severim. Sessizliğin içindeki sesi bulmalı ve onu takip etmelisin. Bir kapı bulacaksın. İşte orada bir düğme olacak. Onu alıp bize getirmelisin. Çok basitmiş. Ben gittim bile. Sakın gürültü yapma. Bu çok tehlikeli. Tamam. Giderek sessizleşiyor. Burada benden başka birileri daha var. Emme de korku verdi gari. Korkma korkma biziz. Gevrekle Çiğdem. Ben de Biba. Nereye gidiveriyorsun?
Asıl siz nereye gidiyorsunuz? Burası göç yolu değil. Hem sürünüz nerede sizin? Çiğdem, sürümüz nerede gari? Bilemiyorum gari. Kayboluvermişiz. Bir dakika, bir dakika. Siz şu efsane kumbiye açan balıklar değil misiniz? Evet evet, sizsiniz. Yardım ediver bize bir bak kardeş. Sürümüzü nasıl bulabileceğiz? Bu yoldan geri dönün. Bosfor'a varırsınız. Hala peşimdesiniz. Buralar çok sessiz oluveriyor. Sen de bizimle geliversen. Sizinle gelemem. Sizin açtığınız girdabı kapatmak için bir düğme bulmam gerekiyor. Biz de seninle geri veririz öyleyse. Olmaz. Oluverdi gari. Hatamızı düzeltivermek isteriz. Pekala. Sözümden çıkmak yok ama anlaştık mı? Anlaşıverdik tabii. Şimdi sessizce beni takip edin. Sessiz oluverin deyo. Olalım gari. Burada kalıverdik gari. Şimdi. Sessiz olun. Tamam tamam. Bu defa susuvereceğiz gari. Alesta sessizliği dinlememi söylemişti. Bu ses de nereden geliyor? Çiğdem çitliyoruz bir bak kardeş. İsteği verir misin? Hayır. Sessiz olun. Sessizliğin içindeki sesi dinlemeye çalışıyorum. Tamam tamam, susuverdik. Biz de dinleyiverelim. Çiğdem, benim duyduğumu duyuveriyor mu sen de? Duyuveriyorum ben de. Buradan geliyor. Çıkışı buluverdik. Baloncuk sesi gibi. Durun. Burası Deniz Kızları Merkezi. Daha fazla ilerlemeyin. Duruverin deyo. Emme, gidelim bence. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsa aynını yapın. Tersini değil. Ama aynını yaparsak hiçbir şey olmaz ki. Hem böylesi daha eğlenceli. Dur. Durun. İlerlemeyin. İlerleyiverelim gari. Bir kapı. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın. Sakın açmayın. Uyarıyı dinleyelim. Açıverelim lan. Hayır. Burada bir düğme var. Düğme mi? Bana verin onu. Düğmeyi almayın. O düğme sadece efsane kapı için kullanılır. Biz de onun için alıyoruz zaten. Girdabı kapatacağız. Ha, tamam o zaman. Ama şimdi kaçmalısın. Neden? Kaçıverelim ki. Bu defa kendini yapıverelim. Kaçacağız. Biba, düğmeyi girdabın içine bırak. Hadi. Kitabımın son sayfası. Bir daha hiçbir balık buraya girmemeli. Bakın
Aman ileride bir çupra sürüsü var. Onların peşine takılın. Ege'ye varırsınız. Sağ olasın Biba kardeş. Çok iyilik ettin bize. Siz de bana yardım ettiniz. Bu kadar cesur davranmasaydınız düğmeyi bulamazdık. Bir seferlik söylenenin tam tersini yapmak işe yaramış olabilir. Ama siz yine de uyarıları dinleyin. Haklısın Biba kardeş. Kurallara uymadık. Emmi hatamızı anlayıverdik. Kusurumuza bakmayıverir mi? Bundan böyle daha dikkatli oluvereceğiz. Kurallara uyuvereceğiz. Hoşçakalın. Girdaptan daha büyük bir tehlikeyi atlattık. Sonunda evime gidip kitabımın son sayfasını okuyabileceğim. Karadan gelen mesaj. Bosfori dünyasında çok ilginç şeyler oluyor. Karada yaşayan iki ayaklı canlılardan mesajlar almaya başladık. Daha önce hiç insanlardan mesaj almamıştık. Ya yakında bizi görmek için flaşlı makineleriyle Bosfori'ye gelirlerse? Özellikle yaşlı balıklar bundan hiç hoşlanmıyorlar. İnsanlardan gelen mesaj yazıyor. Hayır hayır, bunun olmasına izin veremeyiz. Biba! 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 Çupa! Neler oluyor? Yeni bir mesaj aldık Biba. Ne diyor peki? Gelip kendi gözlerinle görmelisin. Hemen geliyorum. İşte son gelen mesaj bu. Şaşırdı çocuk. Ama bu benim. Ben de görür görmez Biba dedim. Baksana çantada bile çizmiş tıpkı. Boğazda yaşayan binlerce balık var. Hepsi de birbirine benziyor. Bu mesajın Biba ile bir alakası yok. Ama bu çantadan sadece Biba da var. Biba'dan başkası olamaz bu. Babu. Hayır Tuti, gideceğim. Bu mesajların kimden ve neden geldiğini öğrenmek istiyorum. Biba, onları tanımıyoruz. Hem birlikte su kaykayı yapacaktık. Daha önceden bunu konuşmuştuk. Madem mesajlar bana geliyor, o halde gitmesi gereken kişi benim. Lütfen Biba gitme. Hani birlikte su kaykayı yapacaktık. Su kaykayını sonra yaparız. Ben de Biba ile birlikte gideceğim. Ben de. Oy, ben de sizi uğurlayayım o zaman uşağım. Yolunuz açık olsun da. Madem öyle gidin. Ben gelmiyorum. Geçti gitti Tuti. Ne gelir ki yüz geceden? Üzülme sen. Derinlerde geri dönerler belki. Ah Tuti, canım Tuti, için el vermez ki. Ah Tuti, canım Tuti, sensiz bu macera çekilmez ki. Ah Tuti, canım Tuti, sensiz bu macera hiç çekilmez ki. Bence denizin ortasında bir gemiyi gösteriyor bu resim. İskele de olabilir.
Beşiktaş vapur iskelesi. Ha? Bence önce iskeleye bakalım. Hı hı. Babu, boğaz haritası yanında mı? Evet. Hadi şu kayanın üstünde oturup bakalım. Evet, biraz dinleniriz. Ha, bu kaya bana tanıdık geliyor. Acaba daha önce üzerine oturmuş olabilir miyiz? Bilmem, olabilir. Ha, bak biz buradayız. İskele de burada. Hatırladım. Ne? Daha önce nerede gördüğümü hatırladım. Neyi? Oturdunuz kayayı. Yani aslında o bir kaya değil. Şey, o bir kaya balığı. Kaya balığı mı? Sonunda biriyle karşılaştım. Merhaba sevgili kaya balığı. Acaba bu balıkları gördün mü? Hey, sakin olur musun lütfen? Sorunlarımızı bu şekilde çözemeyiz. Belli ki arkadaşlarımla karşılaşmışsın ve bu senin hoşuna gitmemiş. Onları kovalamış olabilir misin? Peki nereye gittiler? Olamaz. Burası da neresi? Çuba! Babu! Biba! Babu! Sen de kimsin? Sesler buradan geliyor. Çupa, baba, beni duyuyor musunuz? Seni duyuyorum Biba. Yukarı doğru yüzün. Yosunlu duvarı geçince iskele çıkacak karşınıza. Orada buluşalım. Tamam. İskelede buluşuruz Biba. Biba, Babu. Aha, demek buradasınız. Mesajı yollayan kişi de burada bir yerde olmalı. Burası çok kalabalık. Acaba mesajı hangisi yolladı? Hem oraya nasıl gidebiliriz ki? Kara robotuyla. Bence oraya gitmemeliyiz. Görmüyor musunuz? Ne kadar büyük ayakları var. Bizi görmezler bile. Madem mesaj bana geldi ben giderim. Bu benim görevim. Görüşürüz arkadaşlar. Biba! Tutti! Demek peşimizden geldin. Biba nerede? Kara robotuyla yukarı çıktı. Geç kaldım. Mesajın kimden geldiğini biliyorum. Kimdenmiş? Oyuncak arabasıyla oynadığımız çocuktan. Tabii ya. Arabasını suya düşürmüştü. Şimdi hatırladım. Demek ki mesajda anlatılan yer burası değilmiş. Denizin ortasındaki gemiymiş. Badana gemisi. Ah Biba, su kayağı yapacağımız için gitme demiştim. Keşke sana bu kadar kızmasaydım. Kim bilir nerelerdesin. İşte buradayım. Biba! Biraz daha büyük kara robotuna ihtiyacımız var. Kimse görmedi beni. Biba, demek buradasın. Her yerde seni aradım. Meğer mesaj hepimize gelmiş. Badana gemisindeki çocuk. Peki ne istiyor ki bizden? Ben de çok merak ediyorum. Ne duruyoruz? Hep birlikte gidip öğrenelim. Hadi. Hmm.
gelin artık. Günlerdir sizi bekliyorum. Yakında gemi kalkacak. Ha? Geldiniz. Sonunda mesajımı aldınız. Yaşasın. Suya düşen arabamı kurtarmıştınız. Size teşekkür etmek istiyorum. Bir de bu arabayı size hediye etmek istiyorum. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Güle güle. Biz geldik. Sonunda döndüler de. Bim, seni çok kırdım. Hepsi gelmiş. Arabaya bakın. İki ayaklı dostumuz verdi. Oy, hediye vermek için bu mesaj yollamış. Bak sen şu işe de. Bosfer'in dünyası için endişelenmemize gerek yok artık. Her şey yoluna girdi. Şimdi denizi şişelerden temizlemek gerek. Oy, karaya nasıl mesaj yollarız da? Neden sordun Takansi? Mesaj yollayalım da bir de kemençe yollasınlar bize de. Hıh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